Herkese merhaba arkadaşlar. İlk önce size kitaplarımı tanıtacağım. Uzayla kitap almıştım. Sadece iki tane alabildim. Hepsini alsaydım çok pahalı olurdu. Bir sürü para ödemek zorunda kalırdık. O yüzden iki tane alabildim. Jüpiter ve Satürn'ü aldık. Şimdi ben gezegenlerle ilgili sunum yapmıştım bilgisayarda. Size onu gösterecek. İlk önce bu var. Var. Sonra Merkür. Evet. Merkür Güneş'e en yakın gezegende. Merkür en küçük gezegende. Merkür Güneş'in etrafı nasıl? Merkür Güneş sisteminde birinci gezegende. Merkür atmosferi, Merkür Güneş'in zor işte. Ya Merkür'ün atmosferi ince olduğu için çok ince. Hı hı. Biraz daha yüksek sesle söylemen gerekiyor. Duyamıyorlarmış. He tamam, o zaman baştan. Tamam. Oraya Kaan'ın sunumuna hoş geldiniz yazdım. Merkür en küçük gezegendi. Merkür... Pardon. Baştan. Merkür Güneş'e en yakın gezegendi. Merkür en küçük gezegendi. Merkür Güneş'in etrafında hızlı döner. Merkür Güneş sisteminde birinci gezegendi. Merkür'ün atmosferi Merkür'e inişimizi zorlaştırır. Sonraki slide'a geçiyorum. İşte geldim. Venüs'e geldik. Evet. Venüs en sıcak gezegendi. Venüs ikinci gezegendi. Güneş'e en sıcaklığı Venüs'ün atmosferinde hapsolmuştu. Venüs dünyanın ikizidir ama tersini döner. Venüs Uranüs ile birlikte dünyanın aksi yönünde döner. Öyle. Tamam. 30. slide'a geldim arkadaşlar. Dünya canlıların evidir. Dünya mavi gezegenli. 4,5 milyar yaşındadır. Dünya okyanuslarla kaplıdır. Dünyanın uydusu Ay'dır. Hopya. Geldik. Mars'a. Mars kızıl gezegen. Mars 4. gezegen. Mars'ın en yüksek dağı Olympus Mons. Mars'ın adı Phobos ve Deimos. Ondan sonra asteroid kuşağını ekledim. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter'in arasındadır. Aslında evet. Yer alır. Asteroid kuşağı. Hı hı. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter arasında. Bu kadar bilgi biliyordum bir tane. Jüpiter'e geçtik. Sonraki gezegen en büyük. Evet. Dinliyoruz. Jüpiter Güneş sisteminde en büyük gezegen. Jüpiter Güneş sisteminde 5. gezegendir. Jüpiter'in uyduları Io, Callisto, Europa, Gaia, Ganymede. Jüpiter 3 tane dünyayı kendine sığdırabilir. Öyle mi? 3 tane mi? Tabii. Tane. Yani sanki ben şu kitapta daha fazla duymuştum. Aa evet, daha fazla. Ya o adamlar, yapan adamlar biraz tartışıyor olabilir. Öyle mi? Evet. Tamam. Ya bilmiyorum. Evet, yani sanki Jüpiter'in içinde çok daha fazla dünya sığar gibi mi geldi benim? Galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama öyle sayılmaz ki. Sayılmaz tabii. Yani sanki böyle o bilgiyi düzeltmemiz gerekiyor değil mi? Sanki 1300 dünya sığar gibi öyle de bir bilgi vardı. Tamam, devam tamam. Edelim. Ben Levona bilgisayarda yapmıştım. Levona bilgisayarda bu bilgisayara yükledim. Ekranda, koca ekrana yansıttım. Tamam, onu güncelleriz o bilgiyi, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Neyse, sonraki gezegen, sonraki halkalı gezegene geçelim. Oo, halkalı gezegen. Satürn'a da benim en sevdiğim ama en sevdiğim gezegen. Tamam. Halkasından dolayı seviyorum Satürn'ü. Evet, halkası çok ilginç. Satürn Güneş sisteminde 6. gezegen. Satürn Güneş sisteminde yoğunluğu en düşük gezegendir. Satürn insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Satürn etrafının
süsleyen buz halkalar, buz ve kaya parçalarıdır. Aa, Satürn uydularından hiç bahsetmemişsin. Ha! Söyle bakayım, bize anlat bakayım Satürn'ün. Bildiğin uydularını söyle. Bildiğim uyduları Titan'ı biliyorum, Tethys'i biliyorum, Enceladus'u. Aa, Enceladus çok ilginç bir ismi varmış yani, ondan bahseder misin? Evet, Enceladus su gaz falan fışkırıyor içinden. Su gaz fışkırıyor. Yani dışı falan buzla mı kaplı Enceladus'un? Evet, Enceladus'un öyle. Hı-hı. Tamam, sonraki gezegene geçebiliriz. Uranüs. Uranüs'ün uydularından sadece Ariel'ı biliyorum ben. Tamam. Ariel. Uranüs Güneş Sistemi'nde 7. gezegende. Uranüs Güneş Sistemi'nde en soğuk gezegende. Uranüs yanı yapmış gezegende. Tamam. Neptün'e geldik. Neptün Güneş'e en uzak gezegende. Neptün'ün görmenin tek yolu teleskopla bakmak. Neptün masmavi bir buz da bile. Sonra Kuiper kuşağı. Kuiper kuşağı, evet. Neptün ve Plüton arasındadır. Hı. Kuiper kuşağı Neptün ve Plüton arasındadır. Plüton deklemiştim ben. Evet. Plüton cüce gezegeni. Plüton Güneş'in etrafındaki turu 248 yıl olur. Neptün Güneş'in etrafındaki turu da 165 yıl olur. Öyle mi? 165. Daha mı yavaş? Yani 165'te doğmuş. Hayır, bir turu 165 yılda tamamlıyor. O başka bir şey. Tamam, devam edelim. Tamam. Şurayı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, evet. Aa, kaynaklar evet. Var. Hmm. Wikipedia ve YouTube'dan öğrendim. Wikipedia, YouTube. İşte yapımcı Kaan Özden, benim Kaan Özden. Evet, teşekkür ederiz Kaan. Bir şey söyleyeceğim. Başka uzayla ilgili bilgilerini bizimle paylaşır mısın? Burada sunuda yer almayan ama böyle paylaşmak istediğin bilgi var mı? Paylaşmak istediğim. Hı-hı. Düşüneyim. Tamam. Tabii ki var. Güneş. Güneşin içine 1.300.000 dünyası var. Aa, Güneş çok büyük değil mi, Güneş sistemi? Güneş çok büyük. Hı-hı. Tamam, oldu. Teşekkür ederiz. Bir şey diyeceğim. Hatta Merkür Güneş'in etrafında sadece 88 günden oluşuyor. Hı-hı. 88. Tamam. En yaşlı gezegen hangisi? Jüpiter. Evet. Ha, ben aklıma şey gelmişti. Bu gezegenler için şöyle dünyadan gözle görülebilir gezegenler hangisi? Gözle görülebilir mi? Hı, çıplak gözle hangi gezegenleri görebiliriz? Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü görebiliriz. Evet. Her zaman görür müyüz yoksa açık havalarda mı görürüz? Bulutlu olmayan. Onlar bizden uzak olduğu için görmeyiz. Ama uzayda görülebilir galiba. Biz göremiyoruz onları. Ama açık havalarda görebiliyoruz sanki bazen böyle. Her zaman değil de bazen çok uzakta bir nokta gibi görebiliyoruz. Evet. Tamam. Bu bilgiler için teşekkür ederiz Kaan. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.